Türkiye fasulye ihtiyacının %30'unu karşılayan Burdur'da üreticinin yüzü gülüyor. Burdur merkeze bağlı İnsuyu bölgesinde 20 yıl önce yaklaşık 1000 dekar arazide başlayan fasulye üretimi bugün 15 bin dekar alana ulaştı. Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının %30'luk kısmının karşılandığı bölgede Temmuz ayı başında hasada başlayan üreticiler fiyatlardan memnun. Fasulye 2,5-3 lira arasında satılıyor. Yani yaptığımız 20 yıldır bu üreticiliği yapıyoruz biz fasulye üreticiliğini. Yani bu sene Allah'ın izniyle çiftçinin yüzü güldür sayılır yani. Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir geçtiğimiz yıla oranla üretimin %50 civarında azaldığına dikkat çekerken fiyatların yüksek olmasının çiftçiyi memnun ettiğini söylüyor. Bu yıl tabii ki fasulyede iklim değişikliklerinden dolayı verim düşük. Yani geçen yıla göre %40, %50 diyebileceğimiz rakamlarda verim düşüktür. Bundan dolayı tabii çiftçi bir mağdur gibi gözükse de tabii bu sefer de o fasulye toplama merkezinde de fiyatlar iyi. Bu şekilde devam ederse, fiyatlar da bu şekilde devam ederse çiftçimiz bu 2017 sezonunu memnun bir şekilde tamamlayacaktır diye düşünüyoruz. Oda Başkanı Demir fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde çiftçinin 2017 sezonunu memnun tamamlayacağına vurgu yapıyor. Demir çiftçinin her yıl fasulyeden para kazanmaması nedeniyle başka ürünlere yöneldiğini belirtiyor ve fiyatlarda istikrar sağlanmasını istiyor. Belli bir standart olursa her sene aynı miktarda bir fiyat istikrarı ve üretim istikrarı sağlansa bu bölgedeki çiftçi sadece fasulye üretecektir. İnsuyu bölgesinde Halıcılar, Lengüme, Bayındır, Kayaaltı, Çine, Taşkapı, Yakaköy ve Çatağıl köylerinde 15 bin dekar alanda fasulye üretimi yapılıyor.